gene mecburen, bir başkası, bir başkaları! Para geçti elime, para! Hiç unutmam, 1 kilo eti oturup tek başıma yediğimi. Adamlar paradır! Para, yiyecek, elbise... Ve nihayet anladım meseleyi. Bu aslında bir meslekti. Ve günün birinde kapınca itin birinden hastalığı... Anamı aradım günlerce. Nefret ederdim bir zamanlar. Oysa yerden göğe hakkı var. Anamı aradım her yerde. Ve bir kerhane kapısında direnirken buldum posasını. Zor tanıdım bu herkesin maskarasını. Bir daha anladım ki iyice. Düzen bizi vursa yerden yerlere. Esse bizi rezil etse 1000 kere. Muhtaç olsak birkaç dilim. Kavgamız bizim bayanı sakalımız. Her kadının nasıl varsa bir ilk gecesi, bu işinde bir süredir acemiliyim. Alışılıyor bayan. Aramızdaki tek fark inan, siz bir kişiye, biz binlercesine. Kısacası ben vazgeçtim erdemden. Bir parça ekmek, yatacak bir yer. Örtüneyim bir bezle yeter. Şuymuş buymuş, önemli mi o kadar? Evet sayın bayan. Adı ne olursa olsun, yaşamaya mecbursun. Seni Hanım, bu durumda Asiye'nin kurtulması mümkün olabilir mi? İnsanlar yaşamak için ya para sahibi olurlar, ya da çalışırlar. Asiye çalışarak yaşamak imkanını bulamadı. Bu yola düştü. Ama bu yoldan da kurtulabilir. Biraz açıklar mısınız? Genç ve güzel bir kız Asiye Allah için. Bu yüzden fiyatı çok yüksek olabilir. Üstelik yanında annesi gibi bu konularda çok tecrübeli bir yol göstericisi de var. Bu yoldan büyük para kazananlar vardır. Onlarla temasa geçsinler. Demek senin kendi kızın. Kaç yaşında? 18'ine yeni bastı. Git içeri getir bakalım. Gel. İşte nasıl? Ay parçası gibi. Fıstık şerefsizim. Bu zamanda böylesine imkânı yok bulamazsın. Sen sus bakalım. Yaklaş kızım. Kaldır bakalım. Fena değil. Abla fena değil de ne demek? Bu zamanda böyle kızı her ana doğurmaz. Okuman yazman var mı? Ortaokulu bitirdim. Kaç yaşındasın? 18. Ne kadar zamandır bu yoldasın? 7-8 ay kadar oldu. Nerede çalışıyorsun? Öyle devamlı çalışmaz. Arada bir yağlı bir müşteri çıkarsa o zaman. Ucuz mal değildir benim kızım. Bana bak, sana soru sormadan lafa karışma. Kızım seni beğendim, bana yararsın. Seninle mi konuşalım bu annen olacak gevezeyle mi? Elbette benimle. O ne bilsin bu işleri? Annemle konuşun. Kızım ikimiz konuşsaydık daha iyiydi ama sen bilirsin. Annem bilir. Peki sen dışarıda bekle. Söyle bakalım Kartorospu, aradan çıkmak için ne istiyorsun? Ben kendim için bir şey istemem. Bana bak, sen ne istediğini söyle ve çık aradan. Oyalanacak vaktim yok. Sana 200.000 vereyim, ortadan kaybol. Abla, sen galiba yanlış anladın. Bu kız gerçekten benim kızım. Bu yaşımdan sonra ben tek başıma yaşayamam. Vereceğim para bir, bilemedin 2 ayda biter. Sonra? Peki 300.000. Yok abla, yok. Milyon da versen, ben bu kızdan ayrılmam. Hem genç hem güzel. Nasıl olsa bakar bana. Bu yaştan sonra nereye gidebilirim ben? Niye geldin bana öyleyse, ne istiyorsun? Bak abla, piliç gibi kız. Kime versen... Ne istiyorsun, açıkça söyle. Ben kızımı buralarda çalıştırmam. Bize bir ev tut. İkimiz beraber kalalım. İstediğin müşteriyi yolla. Müşteri başına ne uygun görürsen kes. Sen kızını kraliçe sanıyorsun galiba. İşim gücüm kalmadı da senin kızına bedavaya godoşluk mu edeceğim? Al kızını, defol git şuradan! Benim ömrüm de bu yolda geçti. Bu numaraları yutmam ben, hadi eyvallah! Bizde satılık kız yok! Dur! Ne var? Ulan sen ne yıllanmış orospusun sen! Gel buraya! Söyle bakalım, bir de sen iste! Kıza iyi para veririm. O da sana bir ev tutar. Sen orada kalırsın, kız burada kalır. Kızı yalnız bırakmam abla. Kürk alacaksın, borçlandıracaksın. Kolye alacaksın, borçlandıracaksın. İlk fırsatta beni kovalatırsın. Müsaade et de, biz de bilelim bu işleri. Madem bu işlerden bu kadar anlıyorsun, benim de bedavaya çalışamayacağımı bilmen lazım. Sana müşteri göndersem, öğreteceksin. Bana uğramadan sana gelecekler. Sen beni enayi mi sandın? Abla, sen istedikten sonra attığım adımdan haberin olur. İstersen bir kız daha ver yanımıza. Ha iyi, sana randevu evi açayım istiyorsun. Bırak bunları, olacak iş değil bu dediğin. Sen benim kızdan zengin olmak istiyorsun. Ben de onun sayesinde yaşamak istiyorum. Yok abla, yok. Anlaşamayacağız. Biz ev açmadıktan sonra anlaşmamıza imkân yok. Annesi haklı. Kendi yönünden mi? Hem kendi yönünden hem de Asiye'nin yönünden. Gerçekten de böyle evlerde çalışanlar gırtlaklarına kadar borçlandırılıyor ve bu hayattan kurtulmalarına imkan kalmıyor. Peki şimdi ne yapabilirler? İyice bilmiyorum ama bu işi pekala kendileri de yapabilirler. Teşekkür ederim. Kaç numaradasın gülüm? Şunun falına bakıver. Kendileri de yapabilirler diyordunuz. Hiç pervam yok. Abla dedim, bu benim kızım. Ben bu kızı kaptırmam. Helal olsun. Geçen sene 2 Amerikalı götürdüm ona. Bana ne verse beğenirsin. Ne bileyim, gene iyice bir şeyler vermesi lazım. Değil mi ya? Ne verdi biliyor musun? 5000 lira. Adam başı 5000 lira verdi. Abla dedim, bu işinde bir raconu var. Ayıp ettin dedim, yetişir diyor. Demek sen Amerikalıları tanıyorsun. Ayıp ettin be ablacığım, kaçar mı? Amerikanca desen o biçim. Zaten bütün Amerikalılarda adresim var benim. Bak şimdi, kızı az sonra göreceksin. Uzun lafın kısası, Amerikalı olursa 10.000... yerli malı olursa 7500. Nasıl, işine gelir mi? Sen bu işleri iyi bilirsin ablacığım. Ben sana hayır der miyim? Ama esas iş kızda. Eğer hakikaten 40-50 bin lira ederse mesele yok. İyi bak, böyle bir mal geçti mi eline? Bu herif su koyverdi, haberin olsun. Ne diyorsun, ne su koyverdi? Biz seni eski fiyattan tanıyoruz, başka para işlemez diyor. Dur bakalım gelsin. Para aldın mı hiç? Eksik verirlerse alma dedin, almadım. Dur bakalım. Ne oluyor? Ne fiyatı bu? Bu kim bu? Bundan sonra beraber çalışacağız. Bu memlekette üstüme adam yoktur. Bu kim yahu? Amerikancı, Amerikalı bulacak sana. Bu mu? Hadi bakalım. Geçmiş olsun aslanım. Eyvallah. Şu parayı ver de anlaşalım ha. Bana bak, senin fiyatın beni ırgalamaz. Eskiden ne verdiysem şimdi de onu veririm. Başka kapık işlemez. Fazla konuşma da sökül parayı. Sökülmedim farz et. Ne olacak? Oğlum, bu kabadayılık değil. Geçen gün geldin, yeni fiyatı bilmiyorsun dedik, bir şey demedik. Bugün ne oluyor? Eşek gibi biliyordun yeni fiyatı. Eşek de sensin, eşeğoğlu eşek de. Doğru konuş, yırtarım ağzını. Ulan hiç sana baştan söylemedim mi? Paran yoksa kerhaneye git, anana git. Ne su koyveriyorsun lan eşeğoğlu eşek? Bundan sonra sana zırnık vermiyorum ulan. İstediğim an polis getiririm buraya. Sıkıysa para isteyin bakayım. Yürü lan buradan, bok herif yürü! Allah! Ah! Seni kart orospu seni! Ulan sen bana tokat atacak adam mı oldun? Poşt poşt! Önümüzdeki hafta gene geleceğim. Sıkıysa dediklerimi yapmayın. Gene gel lan orospu çocuğu, gelmezsen köpeksin! Geleceğim. Hem de 10 para ödemeden. Kim bu ya? Gelecek hafta bir daha gelsen, gel de gör! Bundan sonra para peşin! Boş ver be abla, olur böyle şeyler. Olmaz aslanım, olmaz! Olursa yaşayamayız. Ama ben biliyorum yapacağımı. Hakkın var abla. Fıstık gibi kız maşallah. Düzenlerini korumaları lazım. Nasıl koruyabilirler? Genel evlerde olsalar, polis ve jandarma korurdu. Oralardaki kadınlar tam manasıyla devlet himayesi altındadırlar. Yani Asiye bu evlerden birinde mi çalışmalıydı? Hayır. Bu evlerde fiyatlar çok az ve sabittir. Asiye ancak serbest çalışırsa para biriktirebilir. Bu tip kadınların daima birer koruyucuları vardır. Ne derler de onlara? Belalı mı derler, dost mu derler? İşte öyle birine ihtiyaçları var. Ben de oynamak istiyorum. 6 yıl sonra gel.